İş makineleri operatörlük yazılı sınavında toplam 25 adet soru sorulmakta olup bunlardan en az 18 tanesini net bilip 70 puan ve üzeri almanız gerekmektedir. Her soru 4 puandır. 3 yanlış bir doğruyu götürmemektedir. Şimdiden sizlere başarılar dileriz. Soru 1. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir? A. İş kanunu, B. İş güvenliği, C. Emniyet şeridi, D. Prim. Birinci sorumuzun cevabı B şıkkı olup iş güvenliği doğru cevabımızdır. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla veyahut da güvenli çalışma ortamını oluşturmak amacıyla alınması gereken güvenlik önlemlerin tümüne iş güvenliği denmektedir. Yani doğru cevabımız B şıkkı iş güvenliğidir. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği açısından koruyucu bir ekipman değildir? A. Takım çantası, B. Baret, C. Çizme eldiven, D. İş gözlüğü. İkinci sorunun doğru cevabı A. Takım çantası. Soruyu tekrar okuduğumuzda aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği açısından koruyucu bir ekipman değildir? Takım çantası koruyucu bir ekipman değildir. Oysa ki baret, çizme, eldiven, iş gözlüğü bunların hepsi koruyucu birer ekipmandır. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı takım çantasıdır. Soru 3. İş makinelerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur? A. Radyo, B. Görüntü cihazı, C. Yangın söndürme cihazı, D. Hoparlör. Üçüncü sorunun doğru cevabı şıkta da görüldüğü gibi C. Yangın söndürme cihazıdır. Mutlaka motorlu taşıtlarda, iş makinelerinde olmazsa olmazı yangın söndürme cihazı mutlaka bulundurulması gerekir ve zorunludur. Soru 4. İş makinesi ile çalışma yaparken iş kazasının meydana gelmemesi için aşağıdaki tedbirlerden hangisinin alınması doğrudur? A. Çalışma alanı açık tutulur. B. Çalışma alanının etrafına uyarı işaretleri konulur. C. Birden fazla araç aynı yerde çalıştırılır. D. Operatör istediği gibi çalışır. Dördüncü sorunun doğru cevabı B şıkkı olup herhangi bir kaza meydana gelmemesi için mutlaka B şıkkında olduğu gibi çalışma alanının etrafına uyarı işaretleri konulur ve işe o şekilde başlanıp devam edilir. Beşinci soru. İş makinesi operatörü makine ile çalışma yaparken nasıl giyinmelidir? A. Rahat edeceği kıyafetler giymelidir. B. Normal bir tulum giymelidir. C. Ceket ve pantolon giymelidir. D. Baret, çelik burunlu ayakkabı, iş elbisesi, gözlük ve benzeri iş kıyafetleri giymelidir. Beşinci sorunun doğru cevabı şıkta da görüldüğü gibi D şıkkıdır. İş makinesi operatörü makine ile çalışacağı zaman makineye çıkmadan iş öncesini hazırlığında baretini, çelik burunlu ayakkabısını, iş elbisesi, gözlük ve benzeri iş kıyafetlerini giymelidir. Bunları giymeden, bu koruyucu tedbirleri almadan iş makinesine çıkıp çalışma yapması sakıncalıdır. Soru 6. İş makinelerinde aşağıdaki güvenlik tedbirlerinden hangileri olmalıdır? A. Tepe lambası ve aydınlatma sistemi olmalı. B. Geri harekette sesli uyarı ikaz sistemi olmalı. C. Acil durumlar için yangın söndürücü cihazı olmalı. D. Hepsi doğrudur. Altıncı sorunun doğru cevabı A, B ve C şıklarında verilen donelerin hepsi doğru olduğundan
Altıncı sorunun doğru cevabı D şıkkı olup hepsi doğrudur. Yani bir iş makinesinde tepe lambası, aydınlatma sistemi, geri harekette sesli uyarı, ikaz sistemi, acil durumlar için yangın söndürücü cihazı olmalı. Bundan dolayı da D şıkkı doğru cevabımızdır. Yedinci soru. Kapalı mekanlarda egzoz gazlarından doğacak zararların önüne geçmek için hangi tip makineler tercih edilmelidir? A. Dizel makineler, B. Benzinli makineler, C. Elektrikli makineler, D. LPG'li makineler. Yedinci sorunun cevabı C şıkkı olup elektrikli makineler. Kapalı mekanlarda egzoz gazından doğacak zararlar, zehirlenmeler, bu gibi şeylerin önüne geçmek için kapalı mekanlarda elektrikli iş makineleri tercih edilmelidir. Doğru cevabımız C şıkkı elektrikli makinelerdir. Soru 8. İş makinesi kullanıcılarının en çok dikkat etmesi gereken husus nedir? A. İş güvenliği emniyet tedbirlerine uymak, B. Ekonomik düşünmek, C. Yükü uzun zaman havada tutarak çok para kazanmak, D. Makineyi çok hızlı kullanmak. 8. sorunun doğru cevabı şıkta da görüldüğü gibi A şıkkı olup iş makinesi kullanıcılarının en çok dikkat etmesi gereken husus iş güvenliği ve emniyet tedbirlerine uymak. Diğer şıklardaki gibi ekonomik düşünmek, yükü uzun zaman havada tutmak, çok para kazanmak, makineyi çok hızlı kullanmak değildir. İş güvenliği ve emniyet tedbirlerine uymak. Dolayısıyla A şıkkı doğru cevaptır. 9. sorumuz. İş makinesi ile makinenin çalışma kitapçığında yazan kapasitesinin üzerinde iş yapılacak ise nasıl davranılır? A. Arka kısma dengeyi sağlamak için kilolu insanlar bindirilir. B. Kapasitesinin üzerinde makineye hiçbir iş yaptırılmaz. C. Şantiye şefinden izin alınarak bu işlem yapılabilir. D. İş makinesinin lastik basınçları azaltılarak bu işlem yapılabilir. 9. sorunun doğru cevabı B şıkkı olup iş makinesine kapasitesinin üzerinde makineye hiçbir iş yaptırılamaz. Yani istirahat haddini aşacak yük yüklenemez, yük taşınamaz. Bir örnek verecek olursak 1. 30 kiloluk çuvalı çok rahat bir şekilde kaldırabiliriz tek kişi. Ama bu çuval 70 kilo, 80 kilo olduğu zaman kaldıramayız. Bu da aynı şey. Yani makineye istirahat haddinden fazla yük yüklenmez, taşınmaz. Doğru cevabımız B şıkkı olup kapasitesinin üzerinde makineye hiçbir iş yaptırılmaz. Soru 10. Çalışma alanında iş makinesi kullanımı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Çalışma alanında iş makinesi kullanımı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Çevre kontrol edilir, hızlıca araç kullanılır. B. El kol hareketleriyle araç kullanılır. C. Çalışma alanında el, kol, ayaklar operatör kabini dışına çıkartılmaz. Varsa emniyet kemeri takılır. D. Operatör iş kıyafetlerini kullanmak zorunda değildir. 10. sorunun doğru cevabı C şıkkı olup çalışma alanında el, kol ve ayaklar operatör kabini dışına çıkartılmaz. Varsa emniyet kemeri takılır. Bu gibi güvenlik önlemleri ve tedbirleri alınır. Yani aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Çevre kontrol edilir, hızlıca araç kullanılır. Uygun bir cevap değil. B. El kol hareketleriyle araç kullanılır. Bu da uygun bir cevap değil. Operatör iş kıyafetlerini kullanmak zorunda değildir. Bu da uygun bir cevap değildir. Burada en uygun cevabımız, doğru cevabımız C şıkkıdır. 11. soru. İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce nelere dikkat edilir? A. Üzerinde çalışılacak zeminin makinenin yüklü ağırlığını taşıyıp taşıyamayacağına dikkat edilir. B. İş makinesi çalışma alanına işi olmayan kişi ve araçların girmesi engellenir. C. İş makinesinin gösterge ve ikaz sistemleri çalıştır durumda olmalıdır. D.
Hepsi doğru. 11. sorunun doğru cevabı D şıkkı olup A, B, C şıklarında verilen değerlerin hepsi doğru olup doğru cevabımız da D şıkkıdır. İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce A, B, C şıklarında verilen değerlerin hepsine dikkat edilip o şekilde işe başlanılır. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 12. soru, işe çıkmadan iş makinesinde aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Yağına, suyuna, akümülatör kutuplarına ve suyuna bakılır. B. Kepçesine bakılır. C. Yalnız dış kısmına bakılır. D. Bakmadan işe çıkılır. 12. sorunun doğru cevabı A şıkkı olup bir motorlu taşıt çalıştırılmadan önce, hareket ettirilmeden önce genelde yapılması gereken bu motorlu taşıtlar için de iş makineleri için de geçerlidir. A şıkkında yazdığı gibi yağına, suyuna, akümülatörün kutup başlarına ve akünün suyuna bakılır. Yani doğru cevabımız A şıkkıdır. Yağına, suyuna, akümülatör kutuplarına ve suyuna bakılır. Soru 13. İş makinesi operatörü ilk hareketten önce ne yapar? A. Motor yağı ve akü kontrollerini yapar. B. İş makinesi çevresini kontrol eder. Hidrolik kaçağı olup olmadığına bakar. C. Hidrolik seviye kontrollerini yapar. D. Hepsi doğru. 13. sorunun doğru cevabı aşağıda verilen şıklarda A, B, C şıkları hepsi geçerli olup doğru cevabımız da D şıkkıdır. Yani bir iş makinesi operatörü ilk işe başlamadan önce makinasıyla ilgili yapması gereken şeyler, motorun yağı, akü kontrolü, iş makinesinin çevre kontrolü, hidrolik kaçağı var mı yok mu, hidrolik yağ seviyesi kontrolünü yapıp ondan sonra işe başlaması doğru olandır. Bundan dolayı D şıkkı doğru cevabımızdır. Hepsi doğru. Soru 14. Operatörün görevi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Makinenin bakımını üstlenmez. B. Makinenin genel kontrolünü ve günlük bakımını yapar. C. Operatör makineye sadece iş yaptırır. D. Operatör yalnız aracın bakımından sorumludur. 14. sorunun doğru cevabı B şıkkı olup makinenin genel kontrolünü ve günlük bakımını yapar. Operatörün görevi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur sorusunun cevabı operatör makinenin genel kontrolünü ve günlük bakımını yapar. Yani doğru cevabımız B şıkkıdır. Soru 15. İş makinesi operatörü çalıştırma öncesi aşağıdaki kontrollerden hangilerini yapmalıdır? A. Ataşmanlarda gözle görülebilecek gevşeme, çatlama, kırılma gibi kontroller. B. Sıvı sızıntılarının kontrol edilmesi. C. Lastiklerin kontrol edilmesi. D. Hepsi doğru. 15. sorunun doğru cevabı yani operatörün çalıştırma öncesi yapması gereken kontroller nelerdir? Hangilerini yapmalıdır? Sorusunun doğru cevabının şıkkı D şıkkı olup hepsi doğrudur. Yani A, B, C şıklarında verilen kontrol edilmesi gerekli olan değerler hepsi doğrudur. Cevabımız da D şıkkı olup hepsi doğrudur. Soru 16. İş makineleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Yük kapasiteleri üzerinde yazılı olmalıdır. B. Lastik havaları 15 bardan düşük olmalıdır. C. Operatör yardımcısı bütün gece makineyi çalıştırmalıdır. D. Her gün motor yağı değiştirilmelidir. 16. sorunun doğru cevabı A şıkkı olup her iş makinesinin yük kapasiteleri üzerinde yazılı olmalıdır. Yani 16. sorunun doğru cevabı A şıkkı. İş makineleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur sorusunun cevabı A şıkkı. İş makinesinin kapasite değerleri üzerinde yazılı olacak ki operatör o kurallara uysun. 1000 kilogram kaldırma kapasiteli bir makineye 1500 kilogramlık bir yük alınırsa sonuçlarının ne olacağı bellidir.
O yüzden A şıkkı doğru cevabımız, yük kapasiteleri üzerinde yazılı olmalıdır. 17. soru. Aşağıdakilerden hangisi iş bitimi, kontrolü ve bakımı içinde yer almaz? A. Makine uygun alana park edilir. B. Makine motor hemen stop edilir. C. Toz ve pislikler temizlenir. D. Varsa fren hava tankları boşaltılır. 17. sorunun doğru cevabı D şıkkı olup varsa fren hava tankları boşaltılır. Sorumuz neydi? Aşağıdakilerden hangisi iş bitimi kontrolü ve bakımı içinde yer almaz? D şıkkı, yani varsa fren hava tankları boşaltılır. Bu bakım ve kontrolün içinde yer almaz. Doğru cevabımız da D şıkkıdır. Soru 18. Operatörün görevi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Makinenin bakımını üstlenmez. B. Makinenin genel kontrolünü ve günlük bakımını yapar. C. Operatör makineye sadece iş yaptırır. D. Operatör yalnız aracın bakımından sorumludur. 18. sorunun doğru cevabı, soru neydi? Operatörün görevi hakkında aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğunu soruyor. Burada da doğru cevabımız B şıkkı olup makinenin genel kontrolünü ve günlük bakımını yapar. Yani bir operatör makinenin genel kontrolünü ve yapması gereken günlük bakımını yapar. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Soru 19. Karayolunda çalışacak iş makinesi için alınması gereken önlemlerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir? A. Trafik polisinin görevlendirilmesi. B. İlgili kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması. C. Uyarı ve ikaz levhaları konulmalıdır. D. Yeterli aydınlatmanın yapılması. 19. sorunun doğru cevabı, soruyu tekrar okuduğumuzda, karayolunda çalışacak iş makinesi için alınması gereken önlemlerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir? Bakın soruyu dikkatli okuyacağız. Hangisi değildir diyor. Burada doğru cevabımız A şıkkı, trafik polisinin görevlendirilmesi. B şıkkı, ilgili kuruluşlardan izin almak gerekir. C şıkkı, uyarı ve ikaz levhalarını koymak gerekir. D de yeterli aydınlatmanın yapılması gerekir. Oysa ki A şıkkı, bu sorunun doğru cevabı trafik polisinin görevlendirilmesidir. Soru 20. İş makinesi çalışmaya başlamadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A. Koltuk ve ayna ayarlanmalı ve emniyet kemeri takılmalıdır. B. Çalışma alanına girip çıkmak için uygun yollar olmalı. C. Çalışma alanında tehlikeli kısımlar sınırlandırılmalı. D. Çalışma alanında ataşman yukarı kaldırılarak girilmeli. 20. sorunun doğru cevabı D şıkkı olup çalışma alanında ataşman yukarı kaldırılarak girilmeli. Yani burada neyi soruyor? İş makinesi çalışmaya başlamadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Koltuğu ayarlamak, aynaları ayarlamak gerekir, kemeri takmak gerekir. B şıkkında dediği gibi çalışma alanına girip çıkmak için uygun yollar olmalı. C şıkkı, çalışma alanında tehlikeli kısımlar sınırlandırılmalı. Oysa ki D şıkkı doğru cevabımız. Yani çalışma alanında ataşman yukarı kaldırarak girilmeli. Yani yapılmaması gereken bir eylem. Onun için doğru cevabımız D şıkkı. Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi saygısız ve tedbirsiz iş makinesi kullanmaya örnektir? A. Hız kurallarına uyulması. B. Uyarı ve ikaz levhalarına uyulması. C. Güvenlik ekipmanlarının kullanılması. D. Diğer çalışanların tehlikeye sokulması. 21. soru iş ve meslek adabı ile ilgili bir soru olup soruyu tekrar bir okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi saygısız ve tedbirsiz iş makinesi kullanmaya örnektir? A, B, C şıkları belli kurallara uyulmasını gösteriyor ama D şıkkı doğru cevabımız olup diğer çalışanların tehlikeye sokulması saygısızca ve tedbirsizce iş makinesinin kullanıldığını göstermektedir. Bu sorunun doğru cevabı D şıkkıdır. Diğer çalışanların tehlikeye sokulmasıdır. Soru 22. Sahada iş makinesi ile çalışma yapan
operatörün aşağıda verilen bilgilerden hangisini yapması doğru kabul edilir? A. Çevreyi kontrol eder, hızlıca iş makinesini kullanır. B. El kol hareketleri yaparak iş makinesini kullanır. C. Emniyet kemerini takar, çalışma alanında el kol ve ayakları operatör kabini dışına çıkartarak makineyi kullanır. D. Hepsi yanlıştır. 22. sorunun doğru cevabı D şıkkı olup A şıkkında, B şıkkında, C şıkkında verilen bilgilerin hepsi geçersizdir ve yanlıştır. Ondan dolayı D şıkkı doğru cevabımızdır. Yani sahada iş makinesiyle çalışma yapan operatör verilen bilgilerden hangisini yapması doğru kabul edilir sorusunun doğru cevabı D şıkkı olup hepsi yanlıştır. 23. soru: Ambulansın acil durum telefonu aşağıdakilerden hangisidir? A. 110, B. 112, C. 154, D. 155. 23. sorunun doğru cevabı şıkta da görüldüğü gibi B şıkkı olup ambulans acil durum telefonu 112'dir. Gerçi artık bunu bilmeyen hiç kimse de yoktur içimizde. Doğru cevabımız B şıkkı 112'dir. Soru 24. Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor. Refleks olarak iki eliyle boğazını tutuyorsa bunun nedeni nedir? A. Zehirlenme, B. Şok, C. Koşma, D. Soluk yoluna yabancı cisim kaçması. 24. sorunun doğru cevabı D şıkkı olup soluk yoluna yabancı cisim kaçmasından dolayı kazazede konuşamıyordur, öksüremiyordur. Refleks olarak ellerini boğazına götürüp bir tepki gösteriyordur. Onun için doğru cevabımız soluk yoluna yabancı cisim kaçması. Soru 25 ve son soru. Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir? A. Kanayan yere tütün bastırmak. B. Kanayan yere gresya sürmek. C. Kanayan yere parmakla basınç yapmak. D. Hiçbir şey yapmadan hekimin önlem almasını beklemek. 25. ve son sorunun doğru cevabı C şıkkı olup kanayan yere parmakla basınç yapmak. Yani bir kanama varsa geçici ve doğru kanama durdurma yöntemi kanayan yere parmakla basınç yapmaktır. Yani kanayan yere tütün bastırmak, kanayan yere gres sürmek ya da ekimin gelip hemen önlem almasını beklemekten ziyade C şıkkında yazdığı gibi kanayan yere parmakla basınç yapmak. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır. Kanayan yere parmakla basınç yapmak.